İyiliğe layık olan teşekkür edendir. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Müminin sadakası ateş karşısında büyük bir kalkan ve örtüdür. Kafirin sadakası ise malını yok olmaktan korur ve bedenindeki hastalıkları uzaklaştırır. Karşılığı kendisine bu dünyada verilir ama ahirette hiçbir nasibi yoktur. Allah'ın sevgilisi şöyle anlatmıştır. Birisi bu gece kesin olarak sadaka vereceğim diyerek dışarı çıktı. Elindeki sadakayı bir hırsıza verdi. Ertesi gün insanlar onun hırsıza sadaka verdiğini dile getirdiler. O şöyle dedi. Allah'ım, sadakam hırsızın eline geçtiği için sana şükrediyorum. Bu gece yine sadaka vereceğim. Bunun üzerine yine dışarı çıktı ve sadakasını zinakar bir kadına verdi. Sabah olunca insanlar yine kötü birine sadaka verdiğini dile getirdiler. O yine şöyle dedi. Allah'ım, sadakamın kötü bir kadının eline geçmesinden dolayı sana şükrederim. Bugün de yine sadaka vereceğim. Ardından dışarı çıktı ve sadakasını bir zengine verdi. Yine sabah olunca insanlar onun zengine verdiği sadakayı dile getirdiler. O şahıs yine şöyle dedi. Allah'ım, sadakam bir hırsıza, kötü bir kadına ve zengine ulaştığı için sana şükrederim. Bunun üzerine kendisine şöyle ilham edildi. Sadakanın hırsızın eline geçmesi onu hırsızlıktan vazgeçirmek içindi. Kötü kadının eline verilen sadaka ise onu zinadan korumak içindi. Zengine verilen sadaka ise ibret alması ve Allah'ın kendisine bağışladığı şeyleri infak etmesi içindi. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İhsan ve bağışta savsaklamak ruhun işkencesidir. Savsaklamak ve minnet etmek ihsanı tatsız kılar. Bugün yarın diye savsaklamak iki esirgemeden biridir. Yine şöyle buyurmuştur. Bağışta bulunmanın afeti bugün yarın diye savsaklamaktır. Bir başka sözlerinde ise vaat ettiği şeyi yerine getirmeyi erteleyen kimse gerçekte onu yerine getirmemiştir buyurmuştur. Yine bir hikmetli sözünde şöyle buyurmuştur. Halktan iyiliğe en layık olan kimse kendisine vaat ettiğin ihsanı ertelediğinde sabreden, vaat edileni yapmayınca mazur gören ve kendisine bağışta bulunulduğunda ise teşekkür eden kimsedir. Ve yine buyurmuştur ki, en kötü bağış ertelenerek yapılan ve ardından minnet edilen bağıştır.